Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Borsa İstanbul'da yatırım yapan hisse senedi fonlarından Osmanlı Yatırım'ın hisse senedi fonunu inceleyeceğiz. Her ay biliyorsunuz fonların performansını, hangi hisselere yöneldiklerini, nerelere giriş, nerelerden çıkış yaptıklarını tek tek inceliyoruz. Ve her ayın 10'unda Borsa İstanbul'da Büyük Para Nerede adlı geniş bir aylık bir görünümde, perspektifte analizimizi yapıyoruz. Tamam. Osmanlı Yatırım'ı birazdan inceleyeceğiz. Hisse senedi fonunun performansını, nerelerde var, nerelerde yok hisse senedi bazlı. Sizler için arkadaşlar bir tane güzel haberim var. Malum biliyorsunuz biz hisse senedi temel ve teknik analizi yapıyoruz. Temel analiz eğitimimiz arkadaşlar Udemy'de artık satışta. Orada da güzel talep alıyoruz Udemy tarafında. Açıklamalar kısmında yüklü linki var orada. Linke basın arkadaşlar, Udemy'ye girip indirimli şekilde satın alabilirsiniz. Dedikten sonra gelin bir Osmanlı Yatırım'ın hisse senedi fonuna bakalım. OPH koduyla geçen Osmanlı Portföy 1. Hisse Senedi Fonu arkadaşlar. Şu anda son bir aylık getirisi %-3.7 arkadaşlar. Yani BIST'e göre iyi bir performans sergilediğini söyleyebilirim. Son 3 ayda %5'lik bir getirisi söz konusu. Son 1 yıllık getirisi %64 görünmekte. Yani bu %120'leri falan da vardı sezon içinde ama tabii BIST'e göre burada da geri çekilmeler oldu. Fakat BIST'e göre pozitif ayrıştığını söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar baktığımız vakit toplamda kaç 183 milyon TL'lik bir parayı yönetiyor. 5157 tane yatırımcısı var. Son bir yıllık kategori içindeki en iyi ikinci olarak gösterilmiş hisse senedi fonları içinde. Ve yönettiği paranın %95'i hisse senetlerinde, %5'i de vadeli işlemler, nakit teminatlar. Burada kendilerini ekstra düşüşlerde şortlarla biraz daha minimize ediyorlar zarar tarafını. Dedikten sonra arkadaşlar şimdi en önemli kısım, nerelerde varlar, nerelerde yoklar hisse senedi bazında bakalım. Şimdi arkadaşlar baktığımız vakit Zoren, yani zorlu enerji, 3 milyon lot yeniden bir giriş yapmış. Sıfırdan giriş yapmış 3 milyon lot olarak. TRGYO'da 1.3 milyon lot ortalama diyelim ağırlığını azaltmış, fakat elinde hala 2.2 milyon lot var. Bursa Çimento'da 697 bin lot artırmış. Vakıfbank'tan 988 bin lot ağırlığını azaltmış. Kardemir B, Kardemir A ve Doğutaş'ta sabit bir şekilde beklediğini görüyoruz. Şok marketlerinde 85 bin 700 lot ağırlığını artırmış. ZPLIB bu Ziraat'ın banka likit fonuydu. 632 bin lot ağırlığını azaltıyor. Sabancı'da 214 bin lot ağırlığını azaltıyor. Akbank'ta 425 bin lot ağırlık artırımına gidiyor. Şişe Cam'a sıfırdan bir giriş yapmış arkadaşlar. 557 bin lot olarak. Baktığımız vakit Teknosa ve THY'de sabit olarak beklediğini söyleyebilirim. Fonet'te 77 bin lot ağırlığını artırıyor. Garanti ve Karel'de sıfırdan bir giriş yapmış. 432 bin lot, 418 bin lot. Dikkatimi şu çekti. Yani Akbank Vakıfbank'tan çıkıyor. Ziraat Bank'ın likit fonundan çıkıyor. Bankacılık bazlı likit fondan çıkıyor. Garanti ve Akbank tarafında giriş ve ağırlığını artırıyor. Dikkatimi bu çekti öncelikle. Anadolu Efes'te 87 bin lot ağırlığını artırıyor. Kortsa'da 1000 lot ağırlığını artırıyor. Medikal Park'ta 55 bin lot ağırlığını azaltırken Aksen'de de 150 bin lot ağırlığını azaltıyor. Arçelik'te sabit bekliyor. Bridgestone'da sabit bekliyor. Ülker'de sabit bir şekilde elindekini koruyarak yoluna devam ediyor. Mavi Giyim'de arkadaşlar 53 bin lot ağırlığını azaltıyor. Vestel Beyaz Eşya'da sabit bir şekilde bekliyor. Doğuş Oto'da 130 bin lot ağırlığını artırıyor. Koç Holding'de sabit bir şekilde bekliyor. Yataş'ta 37 bin lot ağırlığını artırıyor. ARD Bilişim'de 39 bin lot ağırlığını artırıyor. Çelebi'de 9 bin lot ağırlığını artırıyor. Akhol'de 43 bin lot olarak sıfırdan bir giriş yapmış. Kontrolmatik'te 29 bin lot olarak sıfırdan bir giriş yapmış. Ve Bakfas'ta, Bakfs'de 145 lot düşük bir lot olsa da sıfırdan bir giriş yapmış. Arkadaşlar Osmanlı Yatırım'ın 1. hisse senedi fonuna da baktığımız vakit pozitif olarak değerlendirdiğim fonlardan birisi. Durum bu. Girdiği çıktığı yerleri sizlere tek tek söyledim. Dikkatimi çeken bankacılık tarafında biraz daha seçici davranmış Akbank ve Garanti olarak. Biraz da yeniden girdiği taraflarda bilanço beklentileri olabilir. Şu sıfırdan giriş taraflarında bunları değerlendirebilirsiniz. Bu analiz sizlere ne katıyor, ne gösteriyor veya ne manalar çıkarabilirsiniz? Arkadaşlar bu analizde bu fonu yöneten insanlar orta vadeli çalışan profesyonel insanlar. Yani
herhangi bir firma ile ilgili bilinmeyen birçok şeyde bilme olasılıkları yüksek. Boşuna bunu almıyorlar kısacası. Burada yeniden sıfırdan giriş yaptıkları hisseleri yani sizde de varsa pozitif manalar oluşturabilirsiniz. Veya çıktıklarını sizde çıktıysanız işte iyi ki de çıkmışım gibi kendinizce yorumlar yapabilirsiniz. Yani ileriye dönük kendinize bir yorum, bir perspektif çizecek bu analiz arkadaşlar. Durum bu. Ayın 10'unda da büyük para nerede analizimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Benim kişisel şahsi analizlerimdir. İyi günler.